Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile Tetaite Geometri Kampı'nın 4. haftasının 3. videosundayız. Yani son videodayız. Ne anlatacağız? Eşkenar üçgen anlatacağız. Kitabımızda da sayfa numarası 43, 44, 45 ve 46'yı işleyeceğiz ve bu haftayı sonlandıracağız. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Eşkenar üçgene başlamadan önce sana şunu söyleyeyim. Sen aslında buradaki bütün soruları şu an eşkenar üçgeni anlatmasan bile çok rahat bir şekilde yapabilirsin. Niye? Çünkü sen özel açılı üçgenleri öğrendin. Özel açının mantığını öğrendin. Öğrendin için buradaki soruları rahat bir şekilde yapabilirsin. Eğer özel açı mantığını anlamadıysan git bir önceki haftaya yani 3. haftaya 3. haftanın 4. videosunu izle. Özel açı mantığını iyi bir şekilde anlayıp öyle gel buraya. Çünkü burada hep özel açı mantığını kullanacağız dostum. Tamam mı? Şimdi eşkenar üçgen nedir? Kenar uzunlukları birbirine eşit olan üçgene biz eşkenar üçgen diyoruz. Açılar da kaçar derece oluyordu? 60'ar derece oluyordu. Eşkenar üçgen aynı zamanda bir ikizkenar üçgen olduğu için ikizkenarın özellikleri sağlar. Yani şu ikizkenarsa tabana ait yükseklik ne yapacaktır? Tabana ait yükseklik tabanı keş parçaya bölecek. Bütün kenarları a a a dersek a bölü 2 a bölü 2 oldu burada. E burada da 30 60 üçgen çıktı 30'un karşısı a bölü 2 60'ı karşısı a bölü 2'nin kök 3 katı oldu mu? Oldu. Ha burada bir de şu ikiz kenardan şu yüksekliği de çizerseniz b'den de yüksekliği çizerseniz o da a bölü 2'nin kök 3 katı geliyor. Şuradan da çizerseniz o da a bölü 2'nin kök 3 katı geliyor. E ne oluyor burada? Hocam ikiz kenar üçgende no, özelliğimiz neydi? Eşit kenarlara ait yüksekler eşit değil miydi? Burada da arkadaşlar bütün kenarlar eşit olduğu için Burada da bütün yüksekler eşit olmak zorunda. Aynı zamanda yükseklik dediğimiz açı ortay, yükseklik dediğimiz kenar ortay olduğu için bütün yardımcı elemanlar burada eşit oluyor. Yani burada yazmışım zaten H, A, H, B, H, C, işte N, A, N, B, N, C, N, V, A, B, V, V, C birbirine eşit olmuş oluyor. Tamam mı? O yüzden şunu zaten x kenarda söylemiştik. Burada da söyleyebiliriz kesinlikle bir yükseklikle alakası yerde bir eşitlik varsa diğer yüksekliği de sen çiz. Ya da bir kenar ortayla alakası yerde bir eşitlik varsa diğer kenar ortayı da sen çiz. Ya da aynı şeyi açı içinde söyleyebiliriz. Bundan önceki videoda zaten bu cümleleri çok söylemiştik. Bir de alan dediğimiz şey a kare kök 3 bölü 4'tür. Evet genelde kullanıyoruz. Kullandığımız için ezberleyebilirsiniz. Bunu öğrenebilirsiniz. Bunu bilin. Tanım olarak bilmenizi de tav tavsiye ediyoruz. Normalde bilmeseniz de hocam taban A ya şu taban A yükseklik A bölü 2'nin köküç katı e alan deyip A çarpı A bölü 2'nin köküç katı deyip bir de bölü 2 derseniz A kare köküç bölü 4 geliyor zaten bilmezseniz de üçgenin alan mantığından sonuca da ulaşırsınız ama genelde kullanıyoruz bunu A kare köküç bölü 4 şeklinde olduğunu da bilelim. Hadi bakalım şimdi özel açılı üçgenlerin yanlış söylemedim özel açılı üçgenlerin sorularına devam ediyoruz. Çünkü eşkenar üçgen dediğimiz özel açı mantığını kullanmaktır kardeşim. Bakalım şimdi soruya. Eşkenar üçgen sorularındayız bu arada. Bir eşkenar üçgen demiş. Bak. Şimdi soruların yapılamamasının en büyük sebebi neydi? Verilen bilgiyi kullanmamaktı. Burada da tanımı kullanmazsan sonuca ulaşamazsın. Adam sana eşkenar üçgen diyor. Sen hemen 60 60 60'ları yazıyorsun. E sonra sonuca ula sonuca ulaşmaya çalışıyorsun ama tanım tam uygulamadı ki. Hocam eşkenar üçgen aynı zamanda nedir? Kenarlar da birbirine eşittir. Bu kenarların da eşitliğini göstereceksin. Bunu unutma. E açılarında açıları da yazdık. 60 90sı halihazırda hazırda 30-60-90. 60, -90, 60 90sı hala hazırda 30-60-90 çıktı. Şuradaki üçgende bir 30-60-90 üçgenimiz var elimizde. 30'un karşısı 12 ise 90'ın karşısı kaç yapacaktır? 24 yapar. Hatta burası 12 köküç yapar. E hocam şuradaki 30, 60, 90'ı kullanayım. Hiçbir kenar yok. 30'un karşısı başlangıç nokta sağ diyenin 90'ın karşısı. 2A hatta burası da A olduk. E takıldık kaldık. Verilen bilgiyi tam anlamıyla kullanmadık. Eşkenar üçgenin bütün kenarları eşitti. Yani bu şu kenarla şu kenar eşit değil mi? Hatta burası da eşit. E hocam 24 artı A ile şurası. Burası 2A'ydı. 9 artı 2A birbirine eşit oldu. Buradan dolayı ne geldi? 15 eşittir. A mı geldi? Evet. A'yı da 15 olarak yazarız. Bizden BC uzunluğu isteniyor. BC uzunluğu da bak 24 artı 15 yaptı. 24 artı 15'ten dolayı cevap ne çıktı? 39 çıktı. İşte tanım kullanmak, verilen bilgiyi kullanmak dediğimiz olay budur. Geldik şu soruya. Örnek ki ABC eşkenar üçgen demiş. Eşkenar üçgen 60, 60 ve burası da 60 derece. Hemen bunu yazıyoruz. Ve bütün kenarlar ne oluyor? Birbirine eşit oluyor. Yani bütün kenarlarımız 8, 8, 8. Çünkü 6, 2 daha 8 olduğundan. E ne yapıyorsun? Eşkenar hocam hemen böyle tepeden dik çizme mantığınız varsın. Evet tepeden dik çizdin. Çizilebilir. İkiz kenarda çizilen yükseklik tabandaki eş parçaya bölüyordu. Eş kenarda da iki eş parçaya bölüyor. Sıkıntı olmadı burada. Yani burası 4. 4 yapacak. E hocam buraya 2 kaldı. Çizilen yükseklik 30-69 60 üçgenini oluşturdu. 30'un karşısı 4 de 60'ın karşısı 4 köküç oldu. Aa hocam şuradaki üçgende ne oldu? Buradaki üçgende bir 30-60-90 değil. Pisagor bağıntısı çıktı. Yani x'in karesi eşittir 2'nin karesi artı 4 kök 3'ün karesi diyeceğiz. İşlem işlem işlem. Ya da kısaca hocam 2 ve 4 kök 3'teki ortak çarpan bu 2 çarpı 1 bu 2 çarpı 2 kök 3. O zaman bu da 2 çarpı kare kök içinde diğerlerinin kareleri toplamıydı. Yani 1'in karesi 1 artı 2 kök 3'ün karesi de 12 olduğundan. E burası da ne oluyor o zaman? X de 2 kök 13 oluyor. Evet cevabımız 2 kök 13 oldu. Örnek 2'de arkadaşım. Cevap bulduk. Kısa yolları. Önceki öğrendiğin kısa yolları yine kullanmaya devam. Unutma. Geldik bir sonraki soruya. Örnek 3'teyiz. Evet ABC eşkenar üçgen demiş. D eleman BC falan filan. AD işte 2 10, 13 verilmiş. Burası da 6. Eşkenar üçgenin tanımını uygulayalım. 60, 60 ve burası da 60 değil mi? Evet. E sonra ne yapacağız hocam burada? Hocam burada şunu yapacağız. Bir eşkenar üçgen tabanla mevcut hemen tabanına ait yükseklik çizesiniz gelir sizin böyle burada. Hadi çizdiniz diyelim. Çizdiğiniz zaman 6'yı keş parçaya bölmez. Bu bir eşkenar üçgen ya. Şöyle bütün kenarlar birbirine eşit ya. Eşitliği gösterelim. Hocam çizince burası tamam x artı 6. x artı 6 bölü 2. x artı 6 bölü 2. Hatta burası x artı 6 bölü 2'den x'i çıkartacağım. Burayı bulacağım. Değil mi? Ya bırak x artı 6 bölü 2. x bölü 2 gelse bile hatta böyle 5 bölü 2 gelse bize bile bizi rahatsız etmiyor muydu? Özel içi mantığında bunu söylemedik mi? Söyledik. E burada da beni rahatsız etti. Hemen sil o zaman. Sil. Sil. X artı 6 bölü 2 beni sıkıntıya sokacak. Girmeye gerek yok. O zaman ne yapacağız hocam? O zaman böyle eşkenar üçgenden yapamadım. Bak tepeden dik çizdirdin. Alışkanlığın vardı ama artık o alışkanlığın gidiyor. Eşkenar üçgenden tepeden dik çizdin mesela. Sonuca ulaşamadın ya da sıkıntılı sonuca ulaşacaksın. O zaman ne yapıyorsun? Özel iş mantığı. E burada ya bu 60'ın mantığını ya da bu 60'ın mantığını kullanacağım. Sayı burada ya şu 60'ın mantığını kullanayım. Ya buradan dik çizeceğim ki olmadı. Ya da nereden dik çizeceğiz arkadaşlar? Hop şöyle dik çizeceğiz. Bak bu şekilde çizince bakalım güzel bir şeyler gelecek mi? 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3 yapar. Sonra hocam bütün kenarlar birbirine eşitti. Eyvallah. Hatta 30'un karşısı 3 ise 60'ın karşısı da 3 kök 3. Aa burada 2 kök 13'ü kullanabilirim ben artık. Burada o zaman 2 kök 13'ü de kullanayım. Şuraya da A diyeyim. Hocam 2 kök 13'ün karesi Pisagor bağıntısı. 3 Üç kök 3'ün karesi artı a'nın karesi deyip burası 52 yaptı 4 çarpı 13'ten. Burası 27 yaptı artı a kare yaptı. 52'den 27 çıkınca 25 yapar a kare. A'yı da böylelikle kaç buluruz? 5 buluruz. A'yı a 5 buluruz. Hocam bütün kenarlar eşitti. 5 3 daha 8. Burası 8. E o zaman burası da 8. E tamamı 6 artı x'ti. O zaman x'e kaç kaldı? 2 kaldı. Cevap 2 yaptı. İşte özel açı mantığını eşkenarda da kullanmayı şimdi öğrendim mi? Bence öğrendin dostum. Saçma bir şeylerle karşılaştığın zaman böyle yandan sağdan soldan ortadan her yerden ya yeter ki özel açı mantığını kullan oradan da dik çizmeyi unutma. Geldi örnek 4'e. Evet cevap bu aradaki bulmuştuk. Geldi örnek dörde. ABC ikizkenar üçgen demiş. CDE e eşkenar demiş. Hmm, ABC ikizkenar üçgen. Şu AB ile AC birbirine eşit. Bir de CDE'yi de eşkenar üçgen demiş. Eşitleri yazdım ama Açıları da yazayım şöyle değil mi? Hatta burada ters açı oluştu. Burası da 60 derece oldu. Ebe'nin uzunluğu 9'muş. Neredesin Ebe? Şurası. Evet şuradaki parça 9'muş. AD'nin uzunluğu nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi ne yapacağız burada? E hocam bize verilen bir şeyler var. Ne var? Şu eşkenar üçgen. Tamam. E bu 60. O zaman 60 mantığını kullanacağım. Bir de x kenarlık da var burada. Ya hocam x kenarın mantığını nasıl kullanabiliriz? Taban varsa tabana ait yükseklik çizer dediydi. Kim? İnsan olan değil mi? E hocam taban tam anlamıyla yok. Aslında var. Eşkenar üçgen verilmiş ya. Eşkenar üçgenin de bir kenarı giriyor buraya. Taban verilmiş. Ya da hocam 60 derece var. Şu 60'ın mantığını kullanayım diyebilirsiniz. Şu 60'ın mantığını kullanıp şöyle dedik çizebilirsiniz. Ama ben nereden çizdim? İkiz kenarda çizilen yükseklik. Hop. Tabanı iki eşit parçaya bölecek. Eyvallah. Sonra Hocam burada da bir 60 90 30 çıktı 30 60 90 üçgen çıktı. 30'un karşısına A dersem 90'ın karşısı 2A olur. 60'ın karşısı da A kök 3 olur burada. E sonra ne diyeceğiz? Hocam burada tamamı 9'du. O zaman buraya 9 eksi A kaldı. Bak 9 eksi A ise burası da 9 eksi A ya. Peki şu uzunluk 9 eksi A tamamı 9 eksi A. Bak şunun tamamı 9 eksi A. 9 eksi A'dan A'yı çıkartırsan buraya bulursun. O zaman bu 9 eksi a'dan a'yı çıkarttığın zaman 9 eksi 2 a yaptı. Yani burası 9 eksi 2 a oldu. Hocam o zaman burası da 9 eksi 2 a. Burası da 9 eksi 2 a. Sonra soruya ulaşamadık. Ne yapacağız? A de isteniyor. Soruyu yokacağız. A d'ye bak bakayım. Hop şurası. A hocam 2 a artı a uzunluğu 2 a artı 9 eksi 2 a oldu. O da kaç yaptı? 9 yaptı. Cevap 9. Bak dikkat et. Eşkenarın bilgisini kullanmasaydım burada. Açıları kullanmasaydım 30 60 90'ı kullanamayacaktım. Çözüme ulaşamayacaktım. Ya da sadece açıları yazdın. Şu kenarların eşitliğini yazmasaydım burası 9 2a ise buranın 9x 2a olduğunu göremeyecektin. Sonuca ulaşamayacaktın. O yüzden verilen her bir bilgiyi mutlaka mutlaka kullan. Geldik örnek 5'e. ABC eşkenar üçgen demiş. Şurada bunlar eşit verilmiş. Nedense bir eşkenar üçgen verildiğinde tamam 60 60 60 bir de bütün kenarların eşit işte olduğunu mutlaka mutlaka iyi yazacağız demiştik. Hocam bir kenar 10, diğer kenarda 10, diğer kenarda 10. Buraya 8 kaldı. Nedense bu eşitlik görüldüğünde böyle hocam kenar ortay e, yükseklik olur diye şey yapıyorsunuz. Eşitlik gördüğünde. Tamam çizdin. X'e ait özel bir durum oluştu mu? Oluşmadı. O zaman çizdiğin çizgiyi silmeyi de bileceksin kardeşim. E ne yapacağız hocam burada? O zaman bak. Eşkenar üçgen tanımıyla sonucu ulaşamıyorsan büyük ihtimalle özel açı mantığı vardır. Özel açı mantığını kullanacaksın. Senden x isteniyor. X. Hocam x nerede? Bak şu üçgende. Bak özel açı mantığına dönüştü. Ben sana sadece bu üçgende sorsam. Bu üçgeni sorsam sana. Hocam 5 var 8 var 60 var x'i bulurum. Bazıları hala kosinüs diyor ama. Ya geometri de var demeyin kardeşim. Burada ne yaparsınız? Hocam burada özel açının mantığını kullanırım. Bak x burada ya sayılar da burada. Bir dik çizerim. Büyük ihtimal ya buradan dik çizeceksiniz ki 90'ın karşısı 5 30'un karşısı 5 bölü 2. Yo daha kolayı vardır. Ya 60'a dokunmadan ya buradan dik ya da buradan dik çizeceksiniz değil mi? Çok güzel 60'ı karşısı 60 90 ise burası 30. 90'ın karşısı 8 ise 30'un karşısı 4 yaptı. E hocam tamam 5 de buraya 1 kaldı. Şurası da 90 derece. 30'un karşısı 4 ise 60'ı karşısında 4 köküç oldu. E işte bir de burada Pisagor x'in karesi eşittir 1'in karesi artı 4 köküçün karesi olduğundan dolayı x de böylelikle x kare böylelikle 1 artı 48'den 49 geldi x de böylelikle ne çıktı? 7 çıktı. Örnek 5'i 7 bulduk arkadaşım. Geldik örnek 6'ya. Evet ABC eşkenar üçgen. K ayıcı 15 derece verilmiş. ABC'de eşkenar verilmiş ya açıları şöyle eşitliklerini gösterelim öncelikle. Şunlar birbirine eşit. Mutlaka tanımı uyguluyoruz. 60, 60, 60. E hocam burası 60 ise buraya ne kaldı? 45 kaldı. Sen şimdi alt kök 2'yi gördün. Ne yaparsın? Hemen böyle alışkanlığım var ya hocam buradan dik çizerim. Hadi dik çizdim bakalım. Dik çizdiğin zaman 30 60 90 çıktı ama bir de burada 15 çıktı. Aa 15 75 90 çıktı. Sil kardeşim sil sil sil. Gittiğin yol yol değil. Sildik. Zaten 15 75 90 çıkmasın. En büyük sebebi neydi? Büyük ihtimal özel bir açıya dokunmuş olmandı. E hocam ben buradan dik çizerek neye dokunmuş oldum? 45'e dokunmuş oldum. O yüzden burada bu sonuç çıkmaz. E ne yapacağız hocam o zaman burada? Bak bir eşkenar üçgen sorusu ama açıda yazılmış aslında özel açı mantığı var. Kenarların eşitliğini yazdım. Açıları yazdım. Şimdi şuradaki üçgende 6 kökü verilmiş. Buradaki üçgende de 6 kökü verilmiş. Ama burada 15 var. En azından soldaki üçgen daha mantıklı. Çünkü 45 ve 60 var. Hocam o zaman ben bu üçgeni yoğunlaşayım. Şimdi özel açılara yoğunlaşmak dediğimiz işlemi yapacağız. Özel açılı üçgenlerde ne yapıyorduk? Hocam dik çiziyorduk. Hadi diki çizelim. Nereden çizeceksiniz diki? Hocam tepeden çizemem. 45'in mantığını. Yani 45 dokunulmazdı. 60'dan da çizemem. Nereden çizeceğim? Buradan çizeceğim. Hadi oradan çizelim bakalım. Çiziyorum. Hop şöyle bir 90 çizdim. Bak özel açılara dokunmadığım için 45'e dokunmadığım için 45 45 90 üçgen çıktı. 60'a dokunmadığım için 30 60 90 çıktı. E 6 kök ise burası da 6 burası da 6 oldu. Sonra burada da bir 30 60 90 üçgeni var. 60'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı ne oluyordu? 6 bölü kök 3 oluyordu. Çünkü 30'dan 60'a geçiş kök 3 kat. 60'dan 30'a geçişte de kök 3'e bölünmüş hali olacak. E burada kök 3 ile çarparsam 6 kök 3 bölü 3'ten buraya 2 kök 3 buluruz. Yani şurası 2 kök 3 oldu. 30'un karşısı 2 kök 3 90'ın karşısında 4 kök 3 olacaktır. Şimdi bizden x isteniyor. Hocam x'e nasıl şey yapacağız? Bak şu kenarla şu kenar eşit değil mi? Yani burası 4 kök 3 artı x yazayım. 4 kök 3 artı x eşittir. 6 artı 2 kök 3 mü? Evet. 4 kök attık öbür tarafa. X de 6 artı 2 kök 3 eksi 4 kök 3 oldu. Şu 2 kök 3 eksi 4 kök 3 eksi 2 kök 3 olduğundan cevap da böylelikle 6 eksi 2 kök 3 yapar mı? Yapar. Evet özel açı mantığı dostlar anlaşıldı büyük ihtimalle. Örnek 6. 6 eksi 2 kökçü oldu. Gelelim biraz yeni nesil bir soruya bakalım. Üçgen biçimindeki 3 üç eş kartonun birer kenarları yapıştırılarak bir ABC üçgeni oluşturuluyor. İşte bu yüzden yeni nesil bir soru. Eş yapıları ÖSYM kullanmayı seviyor mu? Seviyor. Devam edelim. Eş kartonlardan birinin alanı 10 kök 3 birim kare. Evet eş kartonlardan birinin alanı 10 kök 3 olarak verilmiş. Ve ortada oluşan beyaz bölgenin alanı da 9 kök olarak verilmiş. Hmm. Eş kartonlardan birinin kısa kenarı kaç birimdir diye soruluyor bize. Hadi bakalım bir işlem yapalım burada. Hocam eş karton ya. Şöyle eş kartonu ben çizeyim isterseniz. Eş kartonumuz böyle değil mi bizim? Evet. Şurada kısa kenar şöyle yuvarlakla göstereyim. Kısa kenarı hatta A diyeyim. Şuraya bir A diyecek olursam. Hocam kısa kenar burada A. Kısa kenar burada A. Kısa kenar burada A. E şurada uzun kenar. Şuraya B dersem A artı B. Burada bir uzun kenarı hatta en uzun kenarı göstereyim burada. En uzun kenar şurası değil mi? Çift çizgi. Şuraya çift çizgi diyeyim. Burası da çift çizgi en uzun kenar ya da geniş açının karşısındaki kenar. E, burası da geniş açının karşısındaki kenar. A Bir eşkenar üçgen oldu burası. Sonra şuradaki kenara da şuraya B dersem burası A artı B oldu. Burası da A artı B olacak. Çünkü bu kenar burası A artı B olduğundan o zaman burası da B oldu. Hatta burası da A artı B olmak zorunda diğer kenar olduğundan B oldu. İçerideki üçgen ne oldu? Bir eşkenar üçgen çıktı. Şimdi eşkenar üçgen beyaz üçgenin alanı ne verilmiş? 9 köküç. Yani A kare kök 3 bölü 4 diyor. Bir kenarı da B ya. B kare kök 3 bölü 4'ü 9 kök 3 vermiş. Kök 3'ler nanay. 4 kere 9 36. B kare eşittir 36'tan. B'yi buradan kaç bulduk? 6 bulduk. Evet B kenarı 6 oldu. Eyvallah. Şimdi adam bir de bize ne vermiş? 10 kök 3. Eş kartonlardan birinin alanı 10 kök 3. Hocam burası da 10 kök 3. Burası da 10 kök 3. Hocam üçgenin alanından mı gideceğiz? Gitmeye gerek yok ki. Daha alanı görmedik zaten. Şu beyaz alanında 9 kök 3 verilmemiş mi? Verilmiş. E burada ne var? 10 kök 3, 10 kök 3, 10 kök 3. Burası da 9 kök 3. Yani toplamda kaç kök 3 yaptı? 10, 20, 30, 39 kök 3 yaptı. Büyük de eşkenar üçgen değil mi? Evet. 39 kök 3 de ne neye eşit? Büyük eşkenar üçgenin alanı eşit. Yani şu kenara bir x dersem ben o da x kare kök 3 bölü 4'e eşit olacak. Kök 3'ler gitti. Buradan da x kare ne eşit oldu? x kare bu e, 39 dediğimiz 13 çarpı neyse 4 4 çarpı 39. Değil mi? Evet 4 çarpı 39. 4 çarpı 39 eşit oldu. 13 çarpı 3 eşit oluyor. Kare aldığım zaman da ikisi de ne bulurum? 2 kök 39 olarak bulurum. Tamam. Ben şimdi şurada işlemi yapacağım. Buraya 2 kök 39 olarak buldum. Başka ne var? Eş kartonlardan birinin kısa kenarı. A kenarı isteniyor bizden. Hocam ne bulduk biz burada? Küçük beyaz üçgeni eşkenar üçgen olarak bulmuştuk. Burası 60 burası 60 burası 60 değil mi? Evet. E 60 60 60. E, buradaki açısı kaç derece oldu? 120 derece. Yani şuradaki açısı 120 derece oldu. Şimdi artık bundan sonrasında bir işlem yapabiliriz arkadaşlar. Nasıl bir işlem yapabiliriz? 120 derece var. Şu B dediğimiz olayı da ne bulmuştuk zaten? 6 bulmuştuk. Yani burası A iken burası da A artı B'di. Yani burası da A artı 6. Şimdi bu 120'nin mantığını kullanacağız arkadaşlar. 120'nin mantığını biz nasıl kullanabiliriz? Ya da bazılarınız hala kosinüs teoremi yapalım hocam Diğerleriniz de olabilir. Hocam burada işlemimiz şu. 120 gördüğümüz an buradaki 60 dereceyi kullanacağım ya da buradaki 60 dereceyi kullanacağım. E buradan da dik çizsem işte bölü ikilisi gelecek. Buradan da dik çizsem bölü ikilisi gelecek. O zaman buraya 2A demeyeyim de A yerine ben şöyle 2N diyeyim isterseniz. Daha kolay olsun işimiz. O zaman A yerine 2N dedim. Burası 2N diyecek olursam A yerine 2N diyecek olursam burası 2N artı 6 yaptı. O zaman diki buradan çizip de 90'ın karşısı 2 n artı 6. 30'un karşısı da en artı 3. Burası da n artı 3'ün köküç katı demek biraz sıkıntıya sokar beni. Buradan değil dikimi o zaman buradan çizeyim. E, 90'ın karşısı 2 ise 30'un karşısında ne olacaktır? En 60'ın karşısında en köküç olacaktır. O zaman burada şu ve şunların kareleri toplamı diyeceğiz şimdi. 2 kök 39'un karesine eşittir. 2 kök 39'un karesi niye eşitmiş? En kök 3'ün karesi. En kök 3'ün karesi artı Burası da 3n artı 6. 3n artı 6'nın karesi oldu. Eyvah işlem yapacağız. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Eş kartonlardan birinin en kısa kenarı isteniyor. En isteniyor. Buradan n'i bulacağız. Hissetmelik bir durum da yok maalesef. E, yap işlemi. Bu 4 çarpı 39 yapıyor. 4 kere 9 36. 4 kere 3 12. 156 yaptı. Bu 3n kare yaptı. Artı. Bu 3n'in karesi kaç yapıyor? 9n kare artı. Birinci ile ikinci çarpının 2 katı. Çarptığın zaman 18 n yaptı. 2 katı da 36 en yaptı. Artı bu da 36 karesi. ikincinin karesi de 36 yaptı. Sonra buradan neler geliyor? Hepsi bu eşit 0. 0 burada kalsın. Topladığın zaman 12 en kare. Artı 36 en. Şunu da attık öbür tarafa. Bunu da attınca öbür tarafa. Eksi 120 mi yaptı? Evet. Sanırım 12'ye bölünüyor. Bölünsün bakalım. 12'ye bölündüğü zaman n kare artı 3 n eksi 10 yaptı burası. 5'e 2 dersem evet. Artı 3'e ne elde edeceğim? Artıya eksi olur burası. Çarpımları eksi 10. Toplamları da artı 3 yaptı. Buradan n artı 5 ve n eksi 2 geldi. Eşit 0'dan. E hocam ne geliyor o zaman burada? Bu eşi 0 dersem n eksi 5 yapar. Ama uzunluk eksi olamaz. Bu eşi 0 dersem n de kaç gelecektir? 2 gelecektir. Ama benden n istenmiyor. Benden ne isteniyor? En kısa kenar. En kısa kenar da a isteniyor. A da 2n eşit olduğundan dolayı cevap ne çıkacaktır? 4 çıkacaktır. Yani örnek 7'yi böylelikle 4 bulduk. Ama bazı sorularda da böyle de işlemde yapalım arkadaşlar değil mi? Ha kosinüs teoremi de yapsanız belki aynı uzunlukta olacaktı. Tamam yani burada bir şey diyemiyorum. Aynı işlem aynı uzunlukta. Ama çoğunlukla bu işlemler yani şu şekildeki özel açı mantığını kullanmak bizim sonucumuzu ne yapıyor? Kolaylaştırıyor. O yüzden yine ben burada dik üçgen özel açı mantığından gittim ki özel açı gördüğünüzde nasıl dik çizebileceğinizi rahat bir şekilde görün diye de bu şekilde hareket ediyorum. Evet örnek 7'yi böylelikle 2 kök 39 bulduk. Geldik örnek 8'e. Aşağıdaki şekilde çevre uzunluğu 39 bölü 2 birim olan kırmızı eşkenar üçgen biçimde kartonun üzerine. Şimdi kırmızı eşkenar üçgen var. Nasıl olduğunu bilmiyoruz. Rastgele şöyle çizeyim. Ve bunun çevresi de 39 bölü 2 ya. 39 bölü 2'yi de 3'e böldüğün zaman ne yapıyor? 13 bölü 2. Yani şuradaki uzunluk 13 bölü 2 yaptı. Aklımda kalmasın hemen şuraya yazayım. Sonra eşkenar üçgen biçimdeki karton üzerinde çevre uzunluğu 12 kök 3 birim olan mavi eşkenar üçgen biçimdeki karton konulmuştur. Evet bunun da bir kenarı kaç olacak? 12 kök çevresi. 3'e böldüğün zaman bir kenar 4 kök 3 olacak. Tamam. Kartonların birer köşesi diğer kartonun kenarı üzerinde. Aa dur. Bu cümleye dikkat et. Kartonların birer köşesi diğer kartonun kenarı üzerinde. Bak şimdi. Mavi kartonun şu köşesi şu üçgenin, kırmızı üçgenin kenar üzerinde mi? Evet. Şimdi kırmızı üçgenin de bir köşesi. Mavi üçgenin bir kenar üzerinde olacak. Bu köşe değil. Bu köşe değil. O zaman bu köşe kenar üzerinde olacak. O zaman bizim eşkenar üçgenimiz kesinlikle ama kesinlikle hop şöyle olmak zorunda. Bak cümleyle tamamlıyoruz arkadaşlar. Soruyu okuyup anlıyoruz. Şekil üzerinde gösteriyoruz. Ve birer kenarları da dik kesmektedir diye soruluyor verilmiş daha doğrusu. E şurada da arkadaşlar şunun kenarıyla bunun kenarı dik kestiğini burada göstermiş. Ya da diki göstermese bile biz böyle 90 derece ya da şuraya 90 derece diyebilirdik. Hocam buranın 90 derece olduğunu nereden biliyorsun? Dur bakalım. Belki de değildir. Açıları şöyle bir yazalım mı? Eşkenar üçgen 60 60 60. Burası da 60. Burası da 60. Burası da 60. Burası da 60 şimdi 60 90 ise burası 30 oldu. 30 60 90 yaptı burası. Burası da 90 oldu. 90 60 ise burası da 30 oldu. Ters açıdan 30. Bak burası da gerçekten 90 derece oluyormuş. Yani soruda bu 90 derece verilmemiş olsaydı bile şunlar birer kenarlar dik kesiyor ya. Kesen kenarlar şurada açıya 90 derece ya da burada kaçı 90 derece olarak gösterebilirdik arkadaşlar. Evet. Sonra buna göre x kaçtır diye soruluyor. Başlayalım bir yerden. Hocam 30 60'lar 90'lar havada uçuşuyor. Böyle özel üçgenlerin çok olduğu sorularda ne yapacaksın? Bir yerden başlayacaksın kenarı en küçük en küçük kenara sahip özel üçgenden başlamanız tavsiye edilir. Burada hangisi en küçük? Şurası. Buradan başlıyorum. Hatta siyah kalemimi alıp öyle başlayayım. 30'un karşısı A ise 90'ın karşısı 2A. Hocam burası da kök 3. Şimdi kırmızının bir kenarı 13 bölü 2. Burası da 13 bölü 2 olacak ya. Hocam burası o zaman 13 bölü 2 eksi 2A mı yaptı? Evet 2A'sı buradaysa. Şurası da 4 kök mavinin bir kenarı. Burası da mavinin bir kenarı 4 kök 3. Buraya da 4 kök 3 eksi A kök 3 mü kaldı? Evet. Tamam. Şimdi buradan a'yı bulursam sanırım olay bitecek. Hocam 90'ın karşısı 4 kökü çeksi a 30'un karşısı yarısıdır. Bunun yarısı 2 kök 3 eksi a kök yarısı a kök 3 bölü 2. Şimdi burada 30'un karşısından 60'ın karşısına geçişte kök 3 kat değil mi? Evet. Yani burası 13 bölü 2 eksi 2a. 13 bölü 2 eksi 2a neye eşit olmak zorunda? 30'un karşısındaki de kök 3 katına. Bunun kök 3 katı ne? 2 kök kök 3 katı 6. 6 eksi bunun kök 3 katı ne? 3A bölü 2 mi yapıyor? Evet. Şimdi bunu buraya bunu buraya attık. Yani 13 bölü 2 eksi 6 eşittir. Buradan e, ne geliyor? 2A eksi 3A bölü 2 yapıyor. Eksi 2A artı 2A diye geldi. Şu 1 bölü 2 yaptı burası. Burası da 4A eksi 3A'dan A bölü 2 yaptı. Bunlar sadeleşti. A'yı da kaç bulduk? 1 bulduk. A'yı 1 bulduk. Şimdi x'i bulmaya yoğunlaşacağız. X'i nasıl bulacağız peki? Hocam şuradaki dik üçgenden dolayı bulabiliriz ya da şuradaki dik üçgenden dolayı bulabiliriz. Hali hazırda dik üçgen var ama buradaki dik üçgende kenarlar biraz saçma. İşimizi kolaylaştıran dik üçgen bak burası. E hadi burada Pisagor bağıntısı yapalım. Kenar x kare neye eşittir? Hocam bir kenar 1 çıktı. Diğer kenarda şurası. Bir kenar 1 bir, 1'in karesi artı diğer kenarda burası. Biz şimdi a'yı 1 bulmuştuk. A yerine 1 yazınca burası kök 3. E hocam Zaten bunun tamamı 4 köküştü. Bu kenar belli. A yerine bir şey yazmamıza gerek yok ki. A zaten burada bir. Bunun da tamamı 4 köküştü. 4 köküç. Yani 1'in karesi artı 4 köküçün karesi yapıyor. E o zaman bu 4 köküçün karesi de kaç yapıyor? 48 yapıyor. 1 yapıyor burası da değil mi? Evet. 4 köküçün karesi 48 artı 1'den 49 yaptı. X kare böylelikle 49 oldu. X'i de böylelikle kaç bulduk? 7 bulduk arkadaşım. Yani örnek 8 7 çıktı. Geldik örnek 9'a. ABC eşkenar üçgen demiş. Hemen ne yapıyoruz? Açıları yazıyoruz şöyle. 60, 60 ve 60. Buraları da 30 30 yaptı. Peki sonra CD ile EK birbirine eşit verilmiş. Bak, bak, bak. Şu CD uzunluğuyla EK uzunluğu eşit verilmiş. Bak arkadaşım. Şu eşkenarda çizilen açıortay aynı zamanda yükseklik midir? Evet. Bak, aynı zamanda kenarortaydır. Eyvallah. Şimdi dikkat et. Bir yükseklikle alakası yerde bir eşitlik verilmiş. Ne yapacağız? Diğer yüksekliği de biz çizeceğiz. Bak unutma bunu. İkiz kenarda da bunu diyorduk. Eşkenarda da öyle. Bir yükseklikle alakası yerde bir eşitlik verilmişse diğer yüksekliği de sen çizeceksin. Hocam buradan mı çizeceğim? Alakasılık devam eder. Ya da buradan mı çizeceğim? Hatta buradan çizeyim. Kenar ortay tam buraya gelir. Bu yükseklik tam E noktasından geçer çünkü çizilen yükseklik kenar ortaydı. E hocam yüksekliklerin birbirine eşitliğini göstereyim ben şimdi. Bak gösterince ne oldu? Hocam şu eşitleri yazınca şurada da bir x kenarlık çıktı mı? Çıktı. O zaman bu x kenarlığı kullanacağım. Şimdi çizilen yükseklik aynı zamanda açı ortaydı. 30-30 diye yazdım. E hocam şuraya 20 vermiş. Burası ne yaptı o zaman? 70 yaptı. Bak şuradaki üçgen bir x kenar üçgen. Tepe açısı kaç derece? 70 derece. İkiz kenar üçgenin tepe açısı 70 ise 180'den 70 çıkar. 110. 2'ye böl. 55 55 yapar. Yani burası alfa artı bakın 30. Niye eşit oldu? 55'e eşitse alfayı da böylelikle 25 derece olarak buluruz. Yani örnek 9 25 çıktı arkadaşlar. Geldik örnek 10'a. Evet ABC eşkenar üçgen demiş ve şöyle bilgiler verilmiş. AH ile CK birbirine eşit verilmiş. Bak şimdi bak 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 bak. AH ile CK birbirine eşit verilmiş. Şimdi eşkenar üçgen burası. Bak eşkenarı da şöyle göstereyim sana istersen. Eşkenar üçgen burası. Bu eşkenar üçgende bir yükseklikle alakası yerde bir eşitlik verilmiş. Ne yapacağız o zaman? Diğer yüksekliği de biz mi çizeceğiz? Evet. Hadi bakalım. Bir de AN ile NB birbirine eşit verilmiş. Şu. E hocam o zaman bir yüksekliği de ben çizeceğim. Hadi çizeyim bakayım. Ya buradan çizeceğim yüksekliği alakasılıklar devam eder. Buradan olmaz. Ya da buradan çizeceğim. Buradan çizdiğim kenar ortay. Yani yükseklik tam buraya düşmek zorunda kenar ortay olduğundan dolayı. Şimdi yüksekliklerin eşitliğini göstereyim ben burada. Hocam şu eşitlikleri de gösterince. A bununla da bu eşit oldu. Tamam. Hadi buradan devam. Burada hocam çizilen yükseklik aynı zamanda neydi? Açı ortaydı. 30-30'ları da yazalım. Bu arada bu 60. Burası da 30. Burası da 30. Değil mi? Sonra ne yapacağız? Ee, şurada bir dik üçgen değil de şurada bir üçgen. ikizkenar üçgen. Hocam ikizkenar üçgende bu taban açıları birbirine eşit. E, taban açıları birbirine eşit. Ve ikisinin toplamı 30 değil mi? İki iç açı bir dış açı. Evet. Ya da başka halde yapabilirsin. 30-30. Burası 60 ya. Buraya 120 kaldı. Şuradaki ikiz kenarın tepe açısı 150 derece oldu. 180'den 150 çıkart 30 derece yapıyor. 2'ye böl 15 15 yapar buraları diyebilirsin ya da iki iç açı bir dış açı olduğundan eşit olduğundan 15 15 yapmak zorunda burası. Şimdi bizden alfa isteniyor. E hocam alfaya bakacak olursak ya ters açıdan burası alfa deyip iç açılar toplamından gidersin ya da şuradaki üçgende bu dış açısı ya 30 ile 15'in toplamına eşit dersin. Yani şuradaki üçgende iki iç açı bir dış açı deyip oradan da daha kolay oluyor. Ya da ters açıdan siz bunu fark edersiniz büyük ihtimalle. Şuradaki üçgende arkadaşlar, buradaki üçgende alfa 120 ve 15. Alfa 120 ve 15'in toplamı da kaç yapacaktır? 180 yapacaktır. Yani alfa'yı da böylelikle kaç buluruz? 45 derece mi buluruz. Evet çünkü burası 135. 80'den 135 çıkınca cevap 45 çıkar. Örnek onu 45 bulduk. Geldik örnek 11'e. Evet katlama sorusu. Artık alıştığınız katlama sorusu da değil mi? Hatta alıştığınız derken şöyle yapalım o zaman. Siz bu soruyu yapar mısınız? Biraz birkaç yerde incelik var ama hadi bakalım o incelikleri de fark edebilecek misiniz? Bir siz yapın arkadaşlar ama verilen bilgileri de kullanmayı unutmayın. Her verilen bilgiyi kullanın. Soruyu çözemediğiniz zaman bu cümlelerim aklınızda kalsın. Neyse videoyu durdur. Kendin çöz sonra çözüme gel tamam mı? Ben şimdi başlıyorum. Evet şekil bir de ABC eşkenar üçgeni biçimindeki bir karton DE boyunca katlandığında şöyle bir katlama var. Katlamada ne yapıyorduk? Hocam katlamayı bir eski haline geri getireyim. Şöyle tamam geri getirdim böyle. Şu üçgen buraya geldi. Eyvallah. Şekil 2 elde edilmiş. Tamam. Şekil 2'deki kırmızı bölgenin alanı ile yeşil bölgenin alanı toplamı eşittir. He, şurada bu kırmızı bölgenin alanı ile yeşil bölgenin alanının toplamı toplam birbirine eşit verilmiş. Şunlar da birbirine paralel verilmiş. Verilen bilgiyi kullanayım. Öncelikle bu bir eşkenar üçgen olduğu için 60-60-60 ve bütün kenarların eşit olması bizim için en önemli şeydi değil mi arkadaşlar? Öncelikle bunları şey yapalım. Şunlar paralel verilmiş. 60 ise yönde eşitten 60. Hocam burası da 60 sayı. Burası da yönde eşitten dolayı 60. Aa eşkenar üçgen çıktı. Hocam şurası 60, 60, 60. Yani 6 ise burası da 6, burası da 6. Büyük de bir eşkenar üçgen değil mi? Bak 6, 6, 6. Şuraya bir A dersem 6 artı A. E hocam burası da 6 artı A olacak. A Burası da 6 artı A olacak. Heee. Şurası da burası daha mı çıktı? Evet. Şimdi katlamaya yoğunlaşalım. Katlamada üst üste binen kenarlar eşit. Hocam 6 6 olacak o zaman burası da. 6 iken 6, 6 iken 6 olacak. Hatta üst üste binen açılar da eşit. ise 60. Ya da 60 ise burası da 60. Ya da eşkenar şey yaptım ya. Eşkenarı katladım ya. Bu da eşkenar ya. Bu da 60 60 60 diyebiliriz. Bu altta bir şey gözükmüyor arkadaşlar. Şu alttaki çizgiyi de şöyle bir çizeyim buraya isterseniz. Tamam. Şimdi bu büyük eşkenar üçgende açıları bir yazayım. 60'ları yazdım. Hocam 60 60 yazınca a 180'e tamamlayan burası da 60. 60 60 ise bak burası da 60 oldu. Oo 60 ters açıdan burası da 60. E burası da 60. Burası da 60. Yeşil bölgelerde eşkenar üçgen mi çıktı? Evet. Yeşil bölgenin de birer kenarları Aa a a a a a. Şimdi bana diyor ki burada bu kırmızı bölgenin alanı ile yeşil bölgenin alanları toplamları eşit. Kırmızı bölgenin alanı nedir? Altonun karesi kökü 3 bölü 4. Yeşil bölgenin alanları toplamı da a kare kökü 3 bölü 4'ten bir burası, bir de burası. İki tane var. İki tane eşkenar üçgen ya da artı a kare kökü 3 bölü 4 de diyebiliriz. Kökü 3 bölü 4'ler gitsin. Hocam 36 bölü 2 de kaç yapıyor? 18 yapıyor. A kare 18'den. A'da kök 18 çıkar. Kök 18 dediğimizde 9 çarpı 2'ye 9 dışarı çıktı 3 diye. Burası 3 kök 2 oldu. Evet A'yı 3 kök 2 bulduk arkadaşlar. 3 kök 2 oldu burası. Şekil 1'deki kartonun çevresi. 3 kök 2 artı 6 bir kenar. E hocam burası da aynı burası da aynı. Yani çevre ne yapacak o zaman arkadaşlar? 3 kök 2 artı 6'nın kaç katı olacak? 3 katı. 9 kök 2 artı 18 yapar. Cevabımız bu oldu arkadaşım hoş bir soruydu. Gerçekten bu da güzel bir soru. İnşallah yapmışsındır. Güveniyorum sana. Neyse geldik örnek 12'ye. Evet futbol topuna top zeminde gidecek şekilde vurulduğunda şekildeki gibi top vurduğu açına devam ediyor. Bizim şeye benziyor bu. Hani Kemal Hoca'ya çözüttürecektik ya o soruya benziyor. VIP fiziğe çözüttürecektik ya. Ee, orada da bilardo topunu yapmıştım. Burada da normal topu yapıyorum. Bir şey tanımlamışım. Topa da vurduğumda aynı vurduğu açıyla gidiyormuş. Onu tanımlamışım. Kenarları duvar olan eşkenar üçgen biçimindeki bir sahanın krokisi aşağıdaki gibidir. Yani şu şekilde demiş. Şimdi BD'ye 2 vermiş. Burayı da 3 vermiş. Buna göre diyor D noktasına topa vurulduğunda AB kenarına 60 derecelik açıyla çarptığına göre top tekrar D noktasına geldiğinde kaç metre yol gider diye soruluyor. Topa vurdun. Böyle devam edecek, devam edecek, devam edecek, devam edecek, devam edecek, devam edecek. En son nereye geliyormuş? D noktasına geliyormuş. Eee o zaman bu soru da senin ellerinden öper. Çünkü daha önce benzerini de çözdük. Bu arada bu soruyu yazarken nereden yazmıştım? bir matematik dergisinde görmüştüm. Arkadaşlar eşkenar üçgen biçimindeki bir şeyin içerisinde bu top gibi düşünmeyin. Bir lazer ışını gibi bir de düşünebilirsiniz. Işığı böyle vurduğunuz zaman arkadaşlar bu ışık dönüyor dolaşıyor dönüyor dolaşıyor en son yine D noktasına geliyor. Ben burada bir kenarı 5 olan da 2'ye 3 şeklinde ayırdığımda ki durumu inceleyeceğim. Ya ÖSYM e sorarsa belki daha kolayını sorar. Tam ortadan alır. Mesela şöyle yapar. Tam bunu böyle ortadan alır. Bak bak bak. Tam bunu ortadan alır. Şu şekilde yansıt der mesela. Tamam mı? E buradaki açı da 60 derecedir. E o zaman tam ortadan alınca işimiz daha kolay olacak zaten. Bak şimdi. Şu şekilde olduğu zaman. Hocam şu büyük eşkenar üçgen ya 60 60 60 ya. Hocam burada açıyla gidecek. Hop şöyle. 60 olacak o zaman burası. A 60 60 60 oldu burada. Eşkenar üçgen oluştu. Çift çizgisi. Burası da çift çizgi. Burası da çift çizgi. E sonra Hocam bir kenar iki tane çift çizgi, iki tane çift çizgi burası da çift çizgi. 60 60 ise burası da 60 oldu. Bu da eşkenar üçgen oldu. Bu da çift çizgi oldu. Buradan da yansıması tam 60 olacağından e, 60'ın kolları eşit eşkenar üçgen tam buraya denk gelmek zorunda. Yani 1 2 3. vuruşta aynı D noktasına geliyor. Belki ÖSYM e sorarsa daha kolayını sorar. Biz daha zorunu sorduk ama ya bu da zor değil aslında. Yapılabilir. O yüzden senden şunu istiyorum. Şuna bir uğraşır mısın lütfen? Şuna bir uğraş. Şuna bir uğraş. Yallah yaparsan var ya helal olsun. Yani helal olsun dediğim yani yapılabilir bir soru aslında. Zor bir soru da değil. Çünkü daha önce benzerini de yaptık. Sana bırakıyorum. Sonra benim çözümü de izle. Hadi bakalım ben çözüme başlayayım. Şimdi şuraya baktığımız zaman 2 var 3 var. Hocam bu bir eşkenar üçgenmiş. Öncelikle bir açıları yazayım. 60 60 60. Sonra burada 60 60 ise burası 60 derece oldu mu? Oldu. eşkenar üçgen çıktı. Yani şu kenar 2 bu kenar 2 şu kenarda kaç yaptı arkadaşım? 3 yaptı. Şimdi devam edelim. 60 vurduysak 60 ile yansıyacak. Burası 60 hocam. Devamı buraya gelecek. Tamam. Burası da 60 mı olacak? 60 60 tadın dolayı. Evet. Şurada da bir eşkenar üçgen çıktı. 3. Üç. Hatta burası da kaç olacak? 3 olacak. Tamam. Şurası 3 aklımızda. Sonra burada da vurduğu açıyla gidecek. Hocam burası üçgen. Buraya yine kaldı 2. Vurduğu açıda 60 olacak ya. 60 60 eşkenar üçgen oluşturacak. Bir kenarı 2 olduğundan şu şekilde oluşturacak o zaman. Bir kenarı 2'lik bir eşkenar üçgen oluştu. Buraya da 1 kaldı. 2 2 2. E hatta buraya da 60 kaldı. 60 60 ise burası da 60 yaptı. Sonra burada da yansıması olacak. Burada da yansıması nasıl olacak arkadaşlar? Hocam hop şöyle 60. Şu 60 ile yansıyacak. Bak 60 60 burada da 60. Mavide de şöyle bir eşkenar üçgen çıktı. Bir kenarı kaç? 3. 3 yani buraya 1 kaldı. O zaman buraya 2 kaldı. Burada da 60 ile yansıyacak böyle. 60 ile yansıdı. 60 60 saat burası da 60 oldu. Burada da bir eşkenar üçgen oluştu. 2 2. Buraya da 1 mi kaldı? Tamam 3 olduğundan evet. Sonra burada da 60 ile yansıyacak ya. 60 60 eşkenar üçgen olacak. Bir kenarı 3 olan eşkenar üçgen olacağından tam da 3 noktası buraya geldiğinden bunun devamı da nereye denk düşüyor arkadaşım? Tam olarak şuraya denk düşüyor. Yani bizim hemen gitti. Bak 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 bak. D'ye geldiğinde kaç metre yol alır diye soruluyor. Şu, 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 şu ve şu yollar soruluyor arkadaşlar bize. Peki buradaki yol kaç? 2. Yaz 2. 2 artı. Sonra buradaki yol kaç? 3'tü. Çünkü burası üçlükeşkenler üçkendi. Yaz 3'ü. Artı. Sonra şuradaki yol kaç? 2. Yaz 2. Sonra şuradaki yol kaç? Bu kaç? Üçlükeşkenler üçkendi. Şurayı yazmamışım. Burası 3. O zaman 3'ü yazıyorum şuraya. Artı 3. Artı. Şurası kaç? 2. İki. Hemen 2'yi yazıyorum. Artı. Şurası kaç? Burası da arkadaşlar şöyle üçlü geçgen üçgendi. Burası da 3. Topladığım zaman 5, 10, 15 mi yapıyor? Evet cevap 15 yaptı. Sana güveniyorum, inanıyorum yapmışsındır. Yapmadıysan da anladın mı olayı? Anladın değil mi? Evet bu şekildeki verilen ifadede. Bak matematik dergisinde çıkmış ya. Bak önemli bir şey yani düşünün yani. Ee, bu şekilde verilen ifadelerde böyle eşit yansıma varsa bu şekilde bir vuruşta arkadaşlar. Dönüyor dolaşıyor. Dönüyor dolaşıyor. Nasıl dolaşırsa dolaşsın. D noktasına mutlaka mutlaka varıyor. Ee, videonun başında da dediğim gibi böyle daha basit de gelebilir. Ama bu da o da çok zor bir soru değil dostum. Evet. Şimdi top tekrar D noktasına geldiğinde ne kadar yol gelir diye soruyormuş. Evet. Onda da sıkıntı yok. Cevabı 15 bulduk. Geldi geç kenarın özelliklerine. Arkadaşlar. ikiz kenarın özelliklerine benziyor. Niye? Şimdi ikiz kenar üçgende neydi? Tabandan bir nokta alınıp şu ikisken üçgende kollara dikmeler çizilince bu dikmeler toplamı neye eşit oluyor da? Bir yüksekliğe değil mi? İşte burada da arkadaşlar eşkenar üçgende taban içinden bir nokta alınıp bu dikmeler çizildiğinde bu dikmeler toplamı direkt bir yüksekliğe eşittir arkadaşım. Direkt yüksekliğe eşittir. Hocam bu yüksekliğe eşittir. Peki hocam böyle mi yapacağız bunu? Hayır ispat yöntemiyle de yapabilirsin. Sonuçta burası 60 burası 60 burası 60 değil mi? Sen bunu kullanacaksın ne yaparsın? Hocam ben şunu uzatırım. Tam buraya gelir. Nereden biliyorsun oraya yani? Belki buraya gelecek. Değil mi? E bunu uzatacağına buraya geldiğini. Şunu uzat. Bunu uzatıp da şurada bir 60 90 30. Şuradaki bir eşkenar 30-60-90 üçgenini. Sonra burada da bir 60 çıkıyor. Burada bir 30-60-90 üçgeni kullanabilirsin. Bak uzattık. Sonra buradaki Z'yi de uzatarak yine e, burada bir 30-60-90'lar falan filanlarla sonuca büyük ihtimalle rahat bir şekilde ulaşırsın dostum. Hatta sonra bunu da uzatma gereği de duyabilirsin ya da onu uzatma gereği duymadan da yine belki sonuca da ulaşırsın. Tamam uzatarak da bu şekilde yapabilirsin. Ya da şöyle de yapabiliriz. Başka bir ispat mesela x kenardaki ispat aklıma gelsin. Hocam şuradaki noktadan böyle bir tane şey yapacak olursam paralel çizecek olursam 60 ise burası da 60 mı? 60. Burası da 60 mı? 60. E, burada bir eşkenar üçgen oluştu. Ha bu dikmeler toplamı bir yüksekliğe eşittir. O zaman eşkenardaki bir yükseklik şu Aynı zamanda şu yüksekliğe eşit hocam bu. E hocam burası x artı y'ye eşit oldu. E burası da z ya. Bak gerçekten x artı y artı z x artı y artı z bir yüksekliğe eşit oldu mu? Oldu. Ama biz şunu bilsek iyi olur. İspatı sanki biraz zor olacak gibi. O yüzden ispatı zor olan şeylerde özelliği biliyoruz ya. Ayet AYT'de falan da karşımıza çıkabilir diye söylüyoruz ya. O yüzden eşken, ikiz kenardaki özelliği de benziyor ya. Eşkenar içinde bir nokta alındığında kollara dikmeler çizildiğinde bu dikmeler toplamı bir yüksekliğe eşittir kardeşim. Hemen yüksekliği çizersin böyle. Buraya da x artı y artı z dersin. İkinci özelliğimiz de dışarıda alındığı da, alındığında da hangi kenarın dışında alındıysa. Bak bu z kenarının dışında alınmış. Orayı çıkartacaksın sadece. E, o zaman bu da arkadaşlar bir yüksekliğe eşit. Ama bunu çıkartacaksın sadece. Diğerlerinin toplamı Bu x artı y eksi z'ye eşit oluyor. Tamam mı? Hangi kenarın dışında alındıysa o kenara indirilen dikmeyi çıkartıyorsun. Mesela şunun dışında alınmış olsaydı bu dikmeyi çıkartacaksın. Bunun dışında alınmış olsaydı AB'nin bu dikmeyi çıkartacaktın. Aklında bulunsun. Ama bunun da böyle çok fazla karşısında çıkacağını zannetmiyorum. Sonra paraleller verildiğinde de paralellerle ilgili kuralımız neydi? İkiz kenarda. Hocam ikiz kenarda şöyle tavandan alınan bir noktadan kollara çizilen paraleller toplamı ezberleyemeyin demiştim hatta. Ama şunun kuralı neydi arkadaşlar? x artı y bir kenara eşit demiştik değil mi? Evet burada da arkadaşlar içinde bir nokta alındığı zaman paraleller toplamı da bir kenara eşit oluyor. Yani burası x artı y artı z oluyor. Tamam bunun ispatını nasıl yapabiliriz? Herhangi bir tanesini paralel doğrular verilince genelde uzatıyorduk. Şunu uzatsak. Bunu uzattığımız zaman hocam şu paralel ya 60 60 60'ları şöyle bir yazalım. E hocam şu yöndeşlikten dolayı burası 60 bu yöndeşlikten dolayı burası da 60. E ne çıktı burada 60 60 ise burası da 60 oldu. Eşkenar üçgen çıktı. Şöyle y'leri yazalım burada. Hocam şurada bir paralel kenar çıktı. Y ise y değil mi? Evet. Z ise burası da z mi? Aynen öyle. Başka ne yapabiliriz burada? Başka bir uzatmayla da sonuca tam ulaşamadık. Bir yer yerden uzatayım. İster y'yi uzatın ister z'yi uzatın. Hiç fark etmez. İstediğiniz şekilde yapın. Ben şunu uzattım. Bunu uzattığım zaman paraleller ya bunlar. 60 ise o zaman burası da 60 oldu. Şunun adı şu paralel yönde eşitten burası da 60 oldu. Burada da bir eşkenar üçgen çıktı. Z ise burası da Z burası da Z oldu. E hocam sonrasında bak şurada da bir paralel kenar var. X ise çünkü bunlar paralel. Şunlar paralel. X ise burası da X. Bir kenar ne oldu? X artı Y artı Z eşit oldu. Yani kısaca başa dönecek olursam bir önemli diyebiliriz. İçeride bir nokta alındığında kollara dikmeler çizildiğinde dikmeler toplam bir yüksekliğe eşit. İçeride bir nokta alınıp paralel Paraleller toplamı sorulduğunda da o paraleller toplamı da bir kenara eşit oluyor arkadaşlar. Hemen sorularına bakalım ve olayı bitirelim. Evet şurada paraleller verilmiş. E hocam alanda 9 köküç verilmiş. Alan 9 köküçse yani a kare köküç bölü 4 eşittir 9 köküç mü? Evet eşkenar üçgenin alanı 9 köküç verilmiş. Buradan a kare eşittir 36 oldu. A'yı da bölükle 6 bulduk? Evet a 6 e hocam şunlar da paralel olarak verilmiş. Bu paraleller toplamı. Yani x artı 1 artı 1 de neye eşitti? Bir kenara eşitti. E zaten bir kenarı da a demiştik. A da kaç çıktı? 6 çıktı. Ya da ispat yöntemiyle de yapabilirsin. Sana kalmış. Bu böylelikle x'i de kaç buluruz? 4 olarak buluruz. Yani örnek 13. 4 çıktı. Ve geldik örnek 14'e. Şimdi burada paralellik verilmiş. E, eşkenar üçgen de verilmiş. Hocam bir özellik yok burada değil mi? O zaman bir verilenleri bir kullanalım. 60 60 60. Hocam 60 şu paralellik verilmiş ya. Burası da 60 değil midir? Evet. Şimdi çözüm yönteminiz şöyle olabilir arkadaşlar. Bakın şu paralel verilmiş ya. Şu paraleli uzatıp işlem yapabilirsiniz. Hatta ilk etapta buradan çözeyim ben sana. Şunu uzattık paralel doğruyu. Yöndeşlikten dolayı burası da 60. 60'ın karşısı 5 köküse 30'un karşısı 5 çıkar. 90'ın karşısında 10 çıkar. 30'dan 90'a geçiş. Hocam 3 kökücü ben nasıl kullanacağım? Burası 2. A 12 şu 60 60 60 eşken üçgen 12 12 12 olacak buraya 7 kaldı ama şurayı da bulmam lazım benim e burayı nasıl bulacağım şuradan da bir dik çizersem 3 köküçte de kullanmış olurum 60'ı karşısı 3 köküçse 30'un karşısı da kökçe bölünmüş hali 3 90'ın karşısı da kaç yapar 6 yapar bir kenar 18 çıktı 18'in karesi köküç bölü 4'ten sonuca ulaşırsın bir tanesi bu olsun diğer çözüm yöntemi de şu Açıları yazmış mıydık? Yazmıştık. 60, 60, 60 yazdık. Yöndeşlikten dolayı burası 60. Hocam şimdi burada 60 mantığını kullanmak lazım. Nasıl kullanırız? Hop şöyle bir dik çizerek değil mi? 90'ın karşısı 2 iken 30'un karşısı 1 yaptı. E 30'un karşısı 1 ise de 60'ın karşısı kaç yapıyor o zaman? Kök 3 katı kök 3 yaptı. A eşkenar üçgen içinde bir nokta alınmış ve kollara dikmeler çizilmiş. Bu dikmeler toplamı 5 kök 3, 3 kök 3 ve kök 3'ün toplamı 9 kök 3 yapıyor. Yani eşkenar üçgendeki yüksekliği bulduk mu arkadaşlar? Bulduk. Bunların toplamı 9 kökü 3 ve eşkenar üçgenin yüksekliği. Eşkenar üçgen olduğu için 60 60 bunlar da 30 30 oluyor. 60'ı karşı 9 kökü 3 ise 30'un karşısı köküçe bölümüş hal 9 yapar. Hocam burası da 9. Sonra bir kenar 18 çıktı. Biraz önce de öyle bulmuştuk. A kare kökü 3 bölü 4'ten sonuca ulaşırız. Ya da burada A kare kökü 3 bölü 4 işi uzatıyor. Çünkü taban da belli yükseklik de belli ya. Alanın sanki Taban çarpı yükseklik bölü 2'den daha kolay. Şöyle gittiğimiz zaman 9 kere 9 81 yapıyor. Yani cevabı 81 kökü çıkıyor mu? Çıkıyor. Evet gençler böylelikle 14. soruyu da 81 kökü bulduk. Ve bu haftayı bitirdik arkadaşlar. Önümüzdeki hafta ne var? Açı ortay ve kenar ortay konusunu anlatacağız. Evet devamı yine açı ortay ve kenar ortay konusunda yine eski bilgileri çok kullanacağız. Eski bilgileri unutmamak için elimizden geleni yapacağız. Özellikle ve özellikle dik üçgen bizim için çok önemli. Unutma arada sırada dönüp böyle özellikle Pisagor bağıntısındaki şeye veya da özel açı mantığına bakmanızı her zaman tavsiye ediyorum. Şimdi de tavsiye ediyorum. Gençler böylelikle bu haftayı bitirdik. O zaman kaçıncı haftadaydık? Dördüncü haftadaydık. Bir sonraki hafta, beşinci hafta açı ortay ve kenar ortayın konu anlatımında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın